Selçuk Türk Yılmaz Arap sokaklarında Türkiye'ye duyulan güven. Türkiye'nin ahlaki tutumu ve askeri gücü Suriye meselesinin çözümü konusunda önemli bir dayanak noktası oldu. Türkiye uzun zamandır Orta Doğu'da sokakları hareketlendiren tek ülkedir. Erdoğan'ın çok geniş bir sahada sokaklara hakim olan tek lider olması Türkiye içinde dahi eleştiri konusu olmuştu. Bunun Türkiye aleyhine bir durum meydana getirdiğini ileri sürenler dahi vardı. Onlara göre, yöneticileriyle kavgalı olduğumuz ülkelerin vatandaşlarının Türkiye'ye gönülden bağlı olması politik gerçeklik açısından sakıncalı bir durumdur. Çünkü bu, Türkiye'nin o ülkelerle kopuş yaşamasına neden olur. Bu yaklaşımların aksine Suriye meselesinde Türkiye'nin ürettiği dayanak noktası sokaklarla kurulan ilişkinin bir neticesidir. Bunu güven kavramıyla açıklayabiliriz. Suriyeliler yönetimden bağımsız olarak Türkiye'ye güven duymaktadır. Türkiye'nin idari kontrolünde bulunan şehirlerde sağlanan huzur ortamı sadece Suriyeliler açısından önemli değildir. Özellikle uluslararası alanda Türkiye'nin yaklaşımı meşru bir zemin olarak kabul görmektedir. Bunun dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan sorunların çözümü açısından ciddi bir örneklik olduğunu da kaydetmemiz gereklidir. Türkiye'nin sokaklarda oluşturduğu güven ortamının başka bir yöntemle oluşmasını beklemek çok anlamlı değildir. Çoğu kimse 100 yıl önce hatırlamıyor olabilir. Fakat Halep'ten başlamak suretiyle Kudüs'ün de dahil olduğu çok geniş bir coğrafya tek bir ülkenin topraklarıydı. Emir Şekip Aslan, Mustafa Kamil Paşa gibi aynı kadere inanmış münevverlerin sayısı oldukça fazlaydı. Fakat büyük bir savaşı kaybettik ve Batı emperyalizmi geride bıraktığımız şehirlerde hakimiyet kurdu. Biz dahi FETÖ benzeri bağımlı yapılarla uğraşmak zorunda kalıyorsak, sokaklarını hareketlendirdiğimiz ülkelerde hakimiyet kurmuş bağımlı yapıların daha da güçlü olduğuna hükmedebiliriz.'' Galiba sır sokaklar hareketlendiren ülke olmamız sebebiyle Türkiye'ye sığınmış Suriyeliler hakkında olumsuz bir algı oluşturulmak isteniyor. Bugün Türkiye'de yaşamakta olan Suriyelilerin 100 yıl önce parçalanan coğrafyamıza yol göstereceğini hayal etmek çok da romantik bir beklenti değildir. Türkiye coğrafyanın yeniden parçalanmasını önlemekle kalmıyor, aynı zamanda sosyolojik ve siyasi alanda çözüm yollarını da üretmiş oluyor. Güven ortamının tesisiyle ahlaki ve askeri dayanak noktası anlam kazanıyor. Türkiye'ye sığınmış Suriyeliler üzerinden çıkış yollarını anlamsızlaştırmak istiyorlar. Türkiye'nin Suriye'de sadece Arap ve Türkmenlere değil, kendisiyle birlikte hareket eden Kürtlere de sığınak olmasından daha tabii ne olabilir? Bölgede yaşayan gayrimüslimlerin dahi Türkiye'ye güven duyduklarını biliyoruz. Daha da ileri giderek şunu söyleyebiliriz: Batı emperyalizmi birleştirici gücünü bildiği için Türkiye'yi FETÖ ve diğer bağımlı yapılar eliyle Suriye'de durdurmak istedi. PKK PYD'nin kullanışlı bağımlı yapı olmasını başka türlü izah edemeyiz. Her iki kullanışlı terör aracını bir araya getiren de aynı merkezdir. Bunun etnik aidiyetten türeyen bir mesele olmadığı da bu örneklerle açığa çıkmış oluyor. Suriye örneği coğrafyamız açısından çok anlamlıdır. Türkiye bakışlarını Münbiç'e ve Fırat'ın doğusuna çevirdikçe içeride hareketlenmeler yaşanıyor. FETÖ, DH, PKK, PYD birer terör aracıydı. Amerika, İngiltere, Fransa ve İsrail onların eliyle Suriye'yi büyük bir felakete sürükledi. Fakat bu terör araçlarının etkisi kırıldıkça başkaları da sürece dahil olmaya başladı.'' Osmanlı 100 yıl önce Arap aşiretlerinin yanına çekmeye çalışıyordu. Bugün aynı aşiretler Türkiye ile birlikte hareket etmenin yollarını arıyor. Türkiye'nin ahlaki tutumu ve askeri gücünün oluşturduğu güven ortamı bu arayışı ortaya çıkaran en önemli faktördür. Fakat Batı emperyalizminin Orta Doğu'da kazandığı büyük tecrübeyi de önemsemek gerekir. Onlar bu coğrafyada 100 yıldır fiilen varlık gösteriyor. Hazırlık devresini saymıyoruz.'' Türkiye içinde de bir takım hareketlenmelerle karşılaşıyoruz. Bunlar Amerika, İngiltere, Fransa ve İsrail gibi ülkelerin Türkiye'de ve coğrafyamızda kurduğu derin ilişkiler açısından önemli. Bu derin ilişkilerin bir kısmını yaşayarak gördük ve anladık. Türkiye'nin bölgesel etkinliği arttıkça bunlar ortaya çıkıyor. Milletimizde de bu bağımlı yapılara karşı ciddi bir hassasiyet oluştuğunu söyleyebiliriz milletimizin bu hassasiyeti coğrafyanın yeniden ihya sürecinde çok önemlidir.